Abdullah Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Malum sizin rahatsızlığınızda istenmeyen tatsız şeyler oldu. Ne yazık ki haberim var. Herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Benim başıma gelenler yüzünden faturayı Fatih'e kesmeyin lütfen. Fatih ile Görkem anlaşmışlar, bir ahenk bulmuşlar. Endişelerinizi gayet iyi anlamakla beraber sizi temin ederim. Kızınızı kızımdan ayırma. Abdullah Bey, sakın beni yanlış anlamayın. Kızım ısrarcı olmasa bu evlilik işi benim kabulüm açısından imkansızdı. Görkem akıllı kızdır. Yani neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlar. Bu yüzden onun vermiş olduğu karara güvenmekten başka yapacak bir şeyim yok. Siz de Fatih'i tanımıyorsunuz. Bence bir araya gelin, biraz tanıyın. Ben de öyle düşündüm. Bu akşam diyorum Fatih'i davet edeyim iftara. Elbette siz de buyurun lütfen. Biz başka bir sefer icabet edelim. Hatta siz davet edelim iftara. Olur tabii, olur. O vakit ben sizi daha fazla tutmayayım. Estağfurullah. Hayırlısı olsun. Allah tamamını erdirsin Abdullah Bey. Hayırlı günler. Sağ ol, sağ ol. Fatih iftara geliyor. Siz de gelin. Haberim var, babam söyledi. Çimen hazır olsun, geliriz. Sen kendinde misin? Gene ne saçmalıyorsun acaba? Yahu senin karın evi terk etmiş. Çocuklarını alıp gitmiş. Sen çimen hazırlansın mı diyorsun? Ne yapayım? Oturup ağlayayım mı? Ağla bir zahmet. Ya sen ne kadar gamsızsın ya. Yazık değil mi o kadına? Sanki çok seviyordun, bayılıyordun. Döner o zaten. Döneceği falan yok. Avukat tutmuş, konuştum. Vallahi kendi bilir. Çimen bana çok aşık. Genç, güzel, kapanmayı da kabul etti. Başlarım onun sevgisine. Yahu karın evden gitti. Çocuklarını aldı diyor. Ya seviniyor mu bu kız ha? Bir aileyi, bir yuvayı da attı ya. Aa, merhaba. Merhaba. Tekrar tebrik ederim. Bir yuvayı da attın. Biz bir açıklama dinlemek için söylemedim. İftar var bizde. Gelin işte. Hoş geldin. İyi akşamlar. Lütfen. Şunları vereyim. Bunlar da sizin. Ne zahmet ettin. Babamlar içeride seni bekliyor. Tamamdır. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Fatih oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi toparlamaya, iyi olmaya çalışıyoruz ailecek. Fatih. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Çimen. Senin haberin yok muydu? Söylemeye fırsatım olmadı. Çok özür dilerim, ben tam olarak burada ne olduğunu anlayamadım. Abimle Çimen imam nikahı kıydılar. Tebrik etmeyecek misin? Tebrik ederim. Ezan birazdan okunur. Hadi bakalım, hep birlikte bir geçelim sofraya. Hadi buyurun. Pardon, bu arada
Ben bir elimi yüzümü yıkayacağım da lavabo nerede? Girişte sağda. Pideleri alacağım mutfaktan, ben gösteririm. Buyurun babacığım. Buyur yavrum. Siz de buyurun. Çimen. Ne yapıyorsun sen? Ha? Kafayı mı yedin? Bu adam evli. Boşanacaklar. Karısı evi terk etti. Bana bak Çimen, hemen evine dönüyorsun. Annenin haberi var mı? Sen kim oluyorsun ya? Abim misin, babam mısın? Var mı? Sen burada Görkem'le evlenmek için can atıyorsun ve bana akıl mı veriyorsun? Senin birazcık aklın olsaydı ablamı kaybetmezdin. İşine bak. Çimen. Annem de katılmak istedi ama durumunu biliyorsun. Evet evet biliyorum. Ben zaten çıkmadan bir yanına uğrar elini öperim. Fatih oğlum sen babamlarla çalışıyorsun değil mi? Hı hı, evet. Babam, abim, ben, amcam birlikte çalışıyoruz. Maşallah maşallah. Aynı bizim gibi. Çimen kızım. Sen oruç tutmuyorsun sanırım. Sabah mutfakta su içerken gördüm seni. Yok, tutmuyorum. Yani hiç tutmadım, bilmiyorum. Şimdi bak, böyle olmaz. Madem kapandın, o halde dini vecibelerini de yerine getirmek zorundasın. Abdest almayı öğrendin değil mi kızım? Hı hı. Gökhan gösterdi. Güzel, güzel. Görkem de sana namaz kılmayı öğretir. Yarından itibaren de orucunu tutarsın artık. Olur tabii. O zaman sahur saati burada buluşuruz. Geliriz.